Selam, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir fondöten deneyeceğiz. Deneyeceğimiz fondöten de Revlon'un kendi fondöteni. Bu fondöten çıkalı aslında bayağı oldu. Ama ben ancak alıp denemeye şey buldum. Alma sebebim de aslında böyle çok meraklı değildim bu fondöteni denemeye. Watsons'ta bayağı indirimdeydi. Dedim ki alıp deneyeyim yani, neden olmasın. Çünkü hakkında gerçekten çok güzel şeyler duydum. O yüzden birlikte bugün bunu deneyeceğiz. Eğer iyi bir fondötense de 28 Ocağı kadar indirimde kalacak şeyde Watsons'ta. Primer'la başlayalım öncelikle. Primer olarak bu sene favorilerim, yani 2019 favorilerim arasında olan primerlerden biri olan Milk'in Hydro Gripping Primer'ını kullanacağım. Fondöten rutinim neyse bu fondötende de onu kullanıyor. Onu yapacağım ki doğru bir sonuç elde edelim. Bu arada rengi konusunda emin değilim. Bendeki rengi 220. Eğer iyi bir fondötense ve renginden dolayı kullanamazsam gidip başka bir rengini alıp karıştırarak kullanabilirim. Bazımızı sürdük. Yapış yapış olduk. Şimdi fondötenimizi deneyelim. Böyle paketlemesi olan bir fondöten. Pompası var ki pompası olması beni çok mutlu ediyor bildiğiniz gibi. Çünkü yüzüme fırçayla sürdüğüm zaman yüzümdeki sivilce her tarafa dalacağını hissediyorum. O yüzden pompalı olması her zaman tercihim. Hop. Aşırı akışkan bir yapısı yok. Bu da açık renk oldu. Mağaza ışıkları gerçekten çok yanıltıyor insanı. Çünkü ben mağazada buna baktığımda bu bayağı sarıydı. Hani sarı alt tonluydu. Kapatıcılığı çok yüksek değil. O yüzden biraz daha ekleyeceğim. Kapatıcılığını arttırabiliyor muyuz diye bir deneyeceğim. Gerçekten bu ülkenin James Charles'ıyım ya. Asla kendime uygun bir fondöten rengi bulamıyorum yani. Fondöteni iyice dağıttık. İlk izlenim olarak fondöten kapatıcılığı az olan bir fondöten. Yani yüksek kapatıcılık istiyorsanız eğer sizin için bir fondöten değil. Doğal duruyor kesinlikle. Ne çok ışıltılı ne çok mat. Cildiniz nasılsa öyle duruyor gibi. Kuru bölgelere birazcık sanki yapışıyor gibi geldi bana. Yani yüzünüzü iyi nemlendirmeniz gerekebilir. İçindekilere bakacağım. Yağ yokmuş içinde, bu güzel bir şey. Eğer yağlı bir cildiniz varsa kullanabilirsiniz. Kokusu olmayan bir fondöten. Yani içinde parfüm yok sanırım. Ona bakıyorum şu an. İçinde parfüm yoksa gerçekten artı puan vereceğim. Çünkü parfümlü şeylerden artık çok sıkıldım. Şimdi parfüm görmüyorum. Bu çok güzel. İçinde Dimeticon var. Dimeticon da aslında yüzünüzdeki o gözenekleri falan gizlemeyi sağlayan malzemelerden, maddelerden biri. Kapatıcı olarak benim favorim olan, yine 2019 favorilerinden olan NYX'in Can't Stop Won't Stop kapatıcısını kullanacağım. Bu kapatıcıyla da birazcık rengi eşitlemeye çalışacağım. Bu arada bir konudan bahsetmek istiyorum. Çok keyifli bir konu değil, kesinlikle değil, ama bundan bahsetmezsem kendimden çok da mutlu olmam gibi hissediyorum. Çünkü bu videoda gerçekten bundan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu Elazığ depreminden bir gün sonra çekiyorum. Yani şu an arama kurtarma çalışmalarını hala devam ettiği bir gündeyiz. Eğer şu an bunu izleyen biri varsa, bu depremden etkilenen, öncelikle çok çok geçmiş olsun. Bunu izlediğinizi düşünmüyorum zaten. Hani depremden sonra hemen bunu izlediğinizi düşünmüyorum. Ama eğer izleyen varsa, izlemeyen, hani gerçekten etkilenen herkese öncelikle çok 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 geçmiş olsun demek istiyorum. Gerçekten çok zor bir şey, çok zor bir durum. Ben 99 depreminde İstanbul'daydım. Hani yine depremin olduğu yerde değildim. Ama yine etkilendik ve o depremi 4 yaşında olsam da o deprem sırasında çok iyi hatırlıyorum. O yüzden depremden etkilenen herkese öncelikle çok geçmiş olsun. Eğer bir yaralınız varsa umarım en kısa zamanda iyileşir. Umarım tekrar başımıza böyle bir deprem gelmez. Daha kötüsü olmaması için dua edebiliriz sanırım. Sadece depreme hazırlayabiliriz kendimizi. Belki nasıl hazırlanabilir bilmiyorum. Çünkü evet, deprem çantası hazırlayabiliriz. Evet, evlerimizi güçlendirebiliriz. Dolapları sabitleyebiliriz vesaire vesaire. Ama elinde sonunda bu aniden gelen bir şey. Bilmiyorsunuz yani, haber vermiyor gelmeden önce. O yüzden ne kadar hazırlanabiliriz bilmiyorum. Tabii ki önlem almak her zaman en iyisi. Deprem bölgesinde değilseniz bile, yani şu an Elazığ'da değilseniz bile, bu depremden etkilenen bir yerde değilseniz bile mutlaka ama mutlaka önlem alın. Çünkü önlem almak zorundayız hepimiz. Ne zaman, başımıza ne geleceği hakkında hiçbirimizin bir fikri yok. Hepimizin yaşayabileceği bir şey bu deprem. Gerçekten Allah daha kötülerinden korusun demek dışında başka hiçbir şey diyemiyorum. Umarım yaralar en kısa zamanda iyileşir. Umarım çok daha kötüsü olmaz. Bundan bahsetmezsem
kendime ihanet etmiş olurdum gibi hissediyorum. O yüzden bahsetmek zorundaydım. Bence bu kanalda bunları da konuşmamız gerekiyor. Avustralya yangınından nasıl bahsettiysek bu depremden de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu deprem gösterdi ki 2020 yılındayız ama evlerimiz hala depreme uygun değil. Evlerimiz hala depreme dayanıklı değil. Ve bu diğer insanların suçu olmaktan da çıkıyor artık. Yani o evde yaşayan insanların suçu olmaktan da çıkıyor. Kimin suçu? Kime suç atmalıyız ya da herkes kendinde mi aramalı suçu, bunu da bilmiyorum. Dikkatli olun. Herkese geçmiş olsun. Umarım çok daha kötüleri olmaz. Umarım bundan etkilenen herkes en kısa zamanda yaralarını sarmayı başarır. Hepimize geçmiş olsun. Ben yüzümü birazcık pudralayayım. Gözümün altını pudralamak için Bay Terry'nin Hydra Power Hyaluronic Asit içeren bir pudrası var. Onu kullanacağım. Yüzümün geri kalanını pudralamak için de Pixi'nin Quick Fix Powder olan pudrası kullanacağım. Ben önce bununla yüzüme şöyle tampon hareketlerle pudrayı uyguluyorum öncelikle. Sünger olduğu için yüzünüze pudrayı dağıtmıyor, sadece bırakıyor. O yüzden ben daha sonra normal kullandığım pudra fırçasıyla tüm yüzümün üzerinden geçiyorum ki pudrayı iyice yedireyim. Hazır pudrayı da sürmüşken başka hiçbir şey yapmadan sizi biraz yakınlaştırayım. Kapatıcıyı sürdük. Pudramızı sürdük. Yüzüm şu an böyle gözüküyor. Hala bir aşağıdan bir hani bir ışıltısı var. Gelen bir ışıltısı var. Pudrayı sürdüğüm için biraz tabii ki matlaştı. Dediğim gibi çok kapatıcılığı olmayan ama yüzde de çok aslında hissetmediğiniz bir ürün. Kuru olan bölgelere birazcık yapışabiliyor. Onun dışında şimdilik bir sorun yok gibi bakalım. Ben yüzüme birazcık bronzer uygulayacağım. Bronzer olarak da Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını kullanıyorum. Şimdi yüzüme ağlık olarak Pixi'nin bu müthiş artık vazgeçemediğim sürekli kullandığım ağlığını kullanacağım. Bunu da neyle sürsem acaba? Artık fırçalarımı temizlemem gerekiyor sanırım. Bu ağlığı sevme sebeplerimden biri hem ağlık hem highlighter aynı anda sürebiliyorum. Işıltısı gerçekten çok güzel. Kaşlarımı doldurmak için Elfin kaş kalemi kullanacağım. Öncelikle bu taraftaki fırçasıyla kaşlarımı yukarı doğru tarıyorum. Bu arada artık Instagram'da da tek bir ürünü nasıl kullandığımı anlattım. Videolar çekiyorum. Eğer merak ederseniz, eğer öyle videoları da seviyorsanız Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linkim var. Bu böyle asansörlü bir kalem. İnce bir ucu var ki bu kaş doldurmak için gayet güzel. Maskaramıza geçelim. Maskara olarak ben öncelikle NYX'in On Dry Eyes maskarasını kullanacağım. Daha sonra Beryem'in Showgirl maskarasıyla kirpiklerime biraz daha hacim vereceğim. En sonunda artık makyajımızı bitirmek için bir ruj sürelim tabii ki. Bu arada dudak nemlendiricisi olarak bu Carmex'i kullanıyorum ben. Gerçekten şimdiye kadar kullandığım en iyi nemlendirici. Dudaklarımı çerçevelemek için Elf'in bu dudak kremini kullanacağım. Üstüne Anastasia Beverly Hills'ın bu küçük rujlarından birini geçeceğim. Bu biraz simli bir ruj. Aslında o yüzden tercih ettim. Çünkü hani fondöten de doğal görünüm iddia ettiği için mat bir ruj sürmek istemedim. Yüzümüzü sabitlemek için NYX'in Divo Finish sabitleme spreyini kullanıyorum. Bu benim gerçekten favori spreyim. Ve makyajımızın sonuna geldik. Son olarak fondöten hakkında söyleyebileceklerim neler? Hafif bir yapısı var. Çok kolay dağılıyor. Çok kolay yüzünüze yedirebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ben yapısını beğendim. Kapatıcılık konusunda gerçekten az kapatıcılığı olan ama üst üste ekleyebileceğiniz bir fondöten. Eğer fondöteni birkaç kat sürmeyi seviyorsanız bu fondötenle yapabilirsiniz. Kesinlikle. 28 Ocak'a kadar dediğim gibi indirim var. Bu videoyu pazartesi yayınlayacağımı düşünürsek bir günümüz kalıyor. Datsız kartlara. Bu arada sponsorlu bir video değil kesinlikle. Öyle bir şey yok. Ben kendim bunları gördüğüm için size anlatıyorum. Dediğim gibi pudralı ürünler üzerinde gayet iyi performans gösterdi. Herhangi bir yerde bir takılma bir şey olmadı. Başarılı bir fondöten gibi duruyor. Kendi rengimi alıp tekrar gün içinde dışarıda da deneyeceğim bir fondöten diyorum ve videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.